Değerli izleyenler, ekranların sizin karşısına hoş geldiniz. Açılış startını verdi. Herkes ekran başına diyoruz. Değerli uzmanımla güzel sohbet adında bir yayın sizleri bekliyor. Konuyla ilgili video görüntümüz gelsin. Sonrasında buradayız. Alerjik rinit, saman nezlesi toplumda sık görülen alerjik hastalıkların en önemlilerinden biridir. Özellikle alerjik olan anne veya babaların çocuklarda görülme sıklığı daha fazla olan bu hastalık, endüstriyel gelişmiş ülkelerde çevre kirliliği gibi faktörlerin artması ile giderek artmaktadır. Hastalığın başlama yaşı genellikle küçük yaşlarda olmakla birlikte ileri yaşlarda da başlayabilir. Hastalık genellikle alerjik göz nezlesi, alerjik sinüzit veya astımla birlikte gösterebilir. Alerjik rinitin belirtileri nelerdir? Alerjik rinitli hastalarda alerjenle karşılaştıktan sonra dakikalar içerisinde hapşurma, burunda kaşınma, burun akması veya burun tıkanıklığı olur. Bu kişilerde devamlı bir burun çekme, burun kaşıma nedeniyle özel mimikler gelişir. Yine bu hastalarda eğer alerjik sinüzit varsa geniz akması, baş ağrısı, gece gelen öksürük nöbetleri olabilir. Astımın da birlikte görüldüğü hastalıklar da nefes darlığı, hırıltı, solunum, göğüse sıkışma hissi, öksürük gibi bulgular olabilir. Evet, son görüntü de iğne görüntüsü. Korkmayalım tabii ki. Alerji ve immunoloji uzmanım sizlerle birlikte, bağışıklık sistemi uzmanı. Değerli izleyenler, öncelikle telefon numaramızı hatırlatalım. 0232 alan kodu 425-9215 telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. reçete@skytv.com.tr'den de maillerinizi gönderebilirsiniz. Profesör Doktor Cengiz Kırmaz. Hocamla tabii ki mevsim geçişlerinde de aslında gerçekten bünyemiz anlamında neler yapmalıyız? Alerjik riniti konuşacağız, ürtikeri konuşacağız. Yani merak ettiğiniz soruları da hocamıza yönlendirebilirsiniz. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam, şimdi tabii kurdeşeni konuşacağız, alerjik riniti konuşacağız. Yani bugün harmanlı bir yayın diye düşünüyorum. Kurdeşenden başlayalım mı? Öncelikle kurdeşen nedir diyelim. Kurdeşen halk arasında dabaz diye tabir edilen, kurdeşen diye tabir edilen, bizim de hekimlerin ürtiker şeklinde tanımladığımız bir hastalık ya da hastalıklar grubu diyebiliriz. İki forma ayırıyoruz biz bunu. 6 haftadan kısa sürenler ve 6 haftadan uzun sürenler. Çünkü ikisinin doğası birbirinden çok farklı. Oluşum mekanizmaları birbirinden farklı. Klinik tablo ilk bakışta aynı gibi gözükse de ciltten kızarık, kabarık, kızarıklık gösteren ve kaşıntılı lezyonlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Sıklıkla da toplumda görmeye alıştığımız bir hastalık. Ancak öyle bir durum oluyor ki bazen 6 haftaya geçen durumlar, kronik ürtiker ya da kronik kurdeşen diye tanımladığımız durumlar, halkı ya da hastayı gerçekten hayatından bezdirecek şekilde, bazen intihara bile sürükleyecek şekilde ciddi rahatsızlık şeklinde karşımıza çıkıyor. Akut ürtiker, 6 haftadan kısa süren ürtikeri genellikle bir alerjik doğaya adres edebiliyoruz. Altında bir alerjik hastalık yatıyor. Bu gıda alerjisi olabilir, ilaç alerjisi olabilir. Bir takım başka alerjenler ürtikeri ya da kurdeşeni tetikliyor olabilirler. Ancak durum eğer 6 haftayı geçiyorsa, kronik ürtiker formuna girdiyse hastalık, alerjik hastalıkların yanında başka rahatsızlıklar da alta yatabiliyor. Özellikle bir takım vücudun kendi kendine yaptığı otoimmün hastalıklar. Verdiği reaksiyonlar. Evet, vücudun hocam kendi hücrelerine, kendi dokularına saldırdığı bir takım hastalık durumlarıyla birliktelik gösteren ürtiker profili olmuş oluyor. O zaman hastada alerji dışında başka hastalıkları da taramak gerekiyor ürtikerini çözebilmek adına. En çok biz tiroid hastalıklarını altta görüyoruz. Kronik ürtikerle birliktelik gösteren, işte Hashimoto tiroid dediğimiz özel bir tiroid hastalığı. Onun dışında bir takım romatolojik hastalıklar olabiliyor. Başka otoimmün hastalıklar ürtikerle birliktelik gösteriyor. Tabii ki kronik, gizli kalmış odaksal bir takım enfeksiyon alanları da, diş eti enfeksiyonları, kronik sinüs enfeksiyonları, nadiren kronik akciğer enfeksiyonları da kronik ürtikere sebep olabiliyorlar. Onun dışında
tabii kimseyi böyle olsun istemiyorum ama bazı maligniteler, bazı kanserler de kronik ürtikere sebep olabiliyor. Dolayısıyla kronik ürtiker gördüğümüz hastada biz alerji ve alerjinin dışında bir takım başka hastalıklar var mı? Bunları mutlaka tek 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 tarıyoruz. Tabii ki bu araştırmalarımızın sebebi esasen tanıyı koymanın yanında tedavide kendimize bir projeksiyon, kendimize bir yön çizmek için kullanıyoruz. Çünkü bunları tedavi ederseniz, alttaki sorunu çözerseniz kronik ürtiker aslında kendiliğinden geçiyor. Yani herhangi bir antialerjik ilaç kullanmanıza çok da gerek kalmıyor. Herhangi kortizon kullanmanıza çok da ihtiyaç olmuyor. Nadiren bir hasta grubu var bu kronik ürtikerlilerde. Alerjiyi de aramamıza rağmen, birçok otoimmün hastalığı da aramamıza rağmen, hatta kanser gibi bir takım altta yatabilecek olan problemleri aramamıza rağmen herhangi bir sorun bulamıyoruz. Biz bu hastalara kronik spontan ürtiker ya da kronik kendiliğinden olan ürtiker diyoruz. Eski ismi kronik otoimmün ürtiker ya da kronik idiopatik ürtiker şeklinde tanımlanıyordu. Bu kronik spontan ürtiker hakikaten yıllarca başımıza çok sorun yarattı. Çünkü çözümüyle ilgili çok fazla ajan yok elimizde. Yani antihistaminikleri kullanıyoruz. Yeteri hatta belki de yüksekçe dozda kortizon kullanıyoruz. Bir takım iltihap giderici dozlarda antikanser ilaçlar kullanıyoruz. Bağışıklık sistemini baskılayıcı bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Son derece zorluk çektiğimiz hasta gruplarından bir tanesiydi bu kronik spontan ürtiker dediğimiz. Fakat son dönemde alerjik hastalıkların tedavisi adına kullanılan biyolojik ajanlar var, biyolojik tedavi yöntemleri var. İşte alerjik hastalığın mekanizmalarını senle de aşağı yukarı 3-4 programdır yapıyoruz. Her defasında mekanizmalarından bahsettik. İmmünglobulin E denilen bir baş belası tabiri caizse antikor var. Yani benim vücudum herhangi bir uyarana, herhangi bir alerjen denilen maddeye karşı IgE tarzında, immünglobulin E tarzında bir antikor yapmıyor benim vücudum. Ya alerjik olmayan insanın vücudu böyle bir cevap vermiyor. Ancak alerjik olan insanların vücudu dışarıdan gelen bir takım aslında zararsız yabancılara karşı aşırı bir reaksiyon gösteriyor. Gösterdiği reaksiyonda da immünglobulin E tarzında bir cevap veriyor. Ve bu cevap sonucunda alerjenle bir daha ya da uyaranla bir daha karşılaştığınızda büyük bir alerjik reaksiyon karşınıza çıkabiliyor. Bakıyorsunuz alerjik hastalık değişik pencerelerde karşımıza çıkabilir. Burunda karşımıza çıkıyor. İşte alerjik rinit diyoruz ya da saman nezlesi diyoruz. Evet. Gözlerde karşımıza çıkıyor. Bahar nezlesi, göz nezlesi olarak tanımlanıyor. Sinüslerde karşımıza çıkıyor. Alerjik sinüzit diyoruz. Akciğerlerde karşımıza çıkıyor. Alerjik astım diyoruz. Ciltte karşımıza çıkıyor. İşte kurdeşen ve benzeri alerjik cilt hastalıklarıyla karşımıza çıkmış oluyor. Mide bağırsak sisteminde karşımıza çıkıyor. İshaller, karın ağrısı ki bunlar gıda alerjisi ve benzeri bulgularla olabiliyor. Alerjik gastroenterit diyoruz. Dolayısıyla genel bir bağışıklık sistemi anormal cevabının yani abartılı bir immünglobulin E cevabının değişik pencerelerde karşımıza çıkması. Şimdi dolayısıyla sorunu yaratan antikor immünglobulin E ise biz bu immünglobulin E'yi acaba bloke edebilir miyiz? Acaba biz bu IgE'yi etkisiz hale getirebilir miyiz? Bununla ilişkili çalışmalar tabii ki uzun süredir devam ediyordu. Kliniğe yansımasına baktığınız zaman bu IgE'yi bloke eden ajanları kullanma kliniğine baktığınız zaman pratikte yaklaşık 5-6 yıldır kullanılıyor esasında. Yurt dışında da bizim ülkemizde de özellikle alerjik astım tedavisinde köşeye sıkışmış alerjik astım hastalarında yani ağızdan tam doz inhalasyon ajanı kullanmasına rağmen yani nefes yoluyla tam doz kortizon almasına rağmen nefes yoluyla tam doz bronş açıcı almasına rağmen hatta yanında ağızdan kortizon hiç de azımsanmayacak bir dozda ağızdan kortizon almasına rağmen cevap alamadığımız hastalarda kullandığımız bir ajan bu biyolojik ajan ve devlet de hekim raporuyla, immünoloji ve göğüs uzmanı raporuyla bunu ödüyor. Tabii ki bu biyolojik ajanlar son dönemde birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Yani işte romatizmal bir hastalığınız olur, romatolojik bir hastalığınız olur. Sorunu yaratan kişisel kendi antijeniniz bilinir. O antijeni bloke edip bağışıklık sistemi çöpüne atacak bir antikor üretilir ve hastalık kökten çözülmeye çalışılır gibi. Aynı şekilde alerjik hastalıklarda da sorunu yaratan antikor IgE. O zaman biz bu IgE'yi alıp bağlayalım, bağışıklık sistemi çöpüne atalım şeklinde bir hipotezden doğan çalışmaların sonucu gerçekten bu immünglobulin E'ye karşı dışarıda üretilmiş yapay bir antikor var, insanlaştırılmış bir antikor var, insansı bir antikor var.
Bunu kullanıyoruz artık bu kronik idiopatik spontan ürtikar tedavisinde. Tekrar ediyorum, astım açısından kullanımı yaklaşık 5-6 yıldır var zaten dünyada. Biz de üniversitedeki çalışmalarımızda, kendi ofis çalışmalarımızda zaten astım için bu tedaviyi kullanıyorduk. Ancak son dönemde yapılan çalışmalar gösterdi ki bu elimizin kolumuzun bağlı olduğu kronik idiopatik spontan ürtikar. Yani kortizon da veriyorsunuz, işte iltihap derece dozda, kanser derece de veriyorsunuz, tam doz antihistaminik de veriyorsunuz, antialerjik de veriyorsunuz, hiç cevap alamadığınız maalesef hekimi de hastayı da hayatından bezdiren bu kronik idiopatik ürtikar vakaları, ağır vakalarda, ilaca dirençli vakalarda elimizi çok güçlendiren bir tedavi olarak karşımıza çıktı bu tedavi. Biz de bunu kullanıyoruz son dönemde, bu biyolojik ajanı kullanıyoruz. Ürtikarlı vakalar açısından hemen hemen şu anda kliniğine hakim olamadığımız hemen hemen hiçbir vaka yok. Son derece başarılı bir tedavi gibi gözüküyor. Dolayısıyla tıp ilerledikçe, geliştikçe biyolojik ajanlar insan vücudundaki hastalıkları hedef doku şeklinde tedavi eden ajanlar tedavi alanına girdikçe bizim de elimiz güçleniyor açıkçası. Şükür ki şu anda alerjik hastalıkların dirençli vakaları adına da en azından şimdilik kullanabileceğimiz bir ya da birkaç biyolojik ajan var. Deneysel olarak kullanılan birkaç ajan daha var. Tabii ki Türkiye'de şu anda hani kullanımları çok kısıtlı, ancak deneysel tedavilerde kullanıyoruz onu. Yurt dışından bir takım yollarla getiriyoruz tabii ki. Çok gerekli olduğu zaman. Çünkü bu tedavilerde bir risk analizi de yapmak gerekiyor. Ancak risk analizi yaptığınızda az dozlarda verilip mi aslında test ediliyor? Tam olarak öyle hocam değil. Bu biyolojik ajanlarla ilişkili korkulu bir takım aslında sonuçlar da var bazı ilaçlar için, bazı hastalıklar için. Ben asla alerjik hastalıkların biyolojik tedavisi için söylemiyorum. Diğer bir takım hastalıkların biyolojik tedavisinde kullanılan bu monoklonal antikor biyolojik tedavilerle ilgili korkulu birkaç tane gözlem de var. O gözlemlerden mütevellit tabii birazcık endişeyle karşıladık. Ancak literatüre, tıbbi yayınlara baktığınız zaman, gözlemlere baktığınız zaman, kendi tecrübelerimize baktığımız zaman en azından alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan bu biyolojik ajanlarla ilgili ciddi, korkutucu, anormal bir yan etki olmadığını gördük. Dolayısıyla her ilaç gibi bu biyolojik ajanların kullanımıyla da ilgili sıkı gözlemler yapmak gerekiyor. Risk analizi yapmak gerekiyor. Ancak her ne olursa olsun sevgili Derya, tekrar ediyorum. Hastaya full doz antihistaminik veriyorsun. Yüksekçe doz kortizon veriyorsun. Birçok yan etkiyle aslında muhatap ediyorsun. Yani işte kemik erimesi, şeker hastalığı, hipertansiyon, yani immün sistem baskılanmasından dolayı ikincil enfeksiyonlar, dışarıya karşı enfeksiyona açık oluyorsunuz. Ya bundan daha belki halkın çok fazla önemsediği, dikkat ettiği, hani bizim çok da aslında dikkat etmediğimiz ya da hani çok ilgilenmediğimiz yan etkiler de var biliyorsunuz. İşte iştah açılması, kilo alma, maalesef hani bizim halkımız da böyle, dünya popülasyonu da böyle aslında. Herkes hani ya hocam şu yan etki, şu yan etki bana zarar verir mi şeklinde sormaktan ziyade, ya verdiğiniz ilaç kilo aldırır mı, iştah açtırır mı, bu soru niye çok fazla. Niye önce işte bu soruluyor değil mi hocam? Bilmiyorum yani, herhalde estetiğe çok fazla dikkat ediyoruz, çok fazla önem veriyoruz ama tabii ki hekimin verdiği tedavilerin hemen hepsinde fayda zarar oranı zaten hesaplar hekim. Dolayısıyla hastaya zarar vereceğini bildiği hiçbir ilacı ya da hiçbir ajanı hastasına uygulamaz. Hekimlerin biliyorsun bir Hipokrat yemini var. Bir. İkincisi, bizim tababet eğitimimizde bir birinciliğimiz var. Primum nihil nocere. Önce hastaya zarar verme diye. Dolayısıyla yapacağımız tedavilerde hem kişiye özgül tedavi yöntemleri belirlemeye çalışıyoruz, hem de her zaman en ön planda tuttuğumuz şey şu: önce hastaya zarar vermeyeceğim. Dolayısıyla verdiğimiz tedavilerde yan etki oranlarını minimize etmeye, en düşük seviyede tutmaya çalışıyoruz. Faydalanma oranını da en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu açıdan değişik ilaç kombinasyonları uygulayabiliyoruz. Değişik dozlarda dalgalanmalar yapabiliyoruz. Hasılı kelam, söylemek istediğim şey şu: alerjik hastalıklar açısından da bizim şu anda seçeneklerimiz çok fazla ve yan etkiler minimize edilmiş birçok ilaç var. Elimiz biraz güçlü gibi gözüküyor şu anda. Hocam aslında çok güzel gelişmeler söz konusu, evet, bir yerde de sohbetimiz, evet, üzerine. Yani ciltte kurdeşeni gerçekten görüntü itibariyle biz geçtiğimiz aylarda da hocamla konuştuğumuzda değerli izleyenler size gene bu konuyu aksettirirken, bir hafta sonrasında da ben kurdeşen olmuştum ki hakikaten
Benimki akut olanıydı değil evet, mi hocam? Akut ve kronik olanı. Hayır, hakikaten çok da komik oldu gerçekten, fıkralık oldu. Hocamla bir hafta öncesinde konuşup daha sonrasında, bir hafta sonrasında da bir kendi başımın gelmesi çok ilginçti. Ama o sıra hocam, şunu da izleyicilerimize örneklendirelim. Ben ağır bir grip atlattım. Ve bunun arkasında antibiyotik kullandım. Antibiyotikten etkilendi herhalde benim bünyem değil mi o zaman, size de konuştuğumuz üzere? Gözlemin çok güzel. Bizim hastalarımız da aslında bunu gözlüyorlar. Sende akut ürtiken olması, hayatında ilk defa olması vesilesiyle senin bunları gözlemen çok ilginç aslında, çok başarılı. Kronik ürtiken olan hastalar bunu daha iyi gözlüyorlar. Yani kronik ürtiken olan hastalar aslında aylardır, yıllardır bu hastalığı çekiyorlar. Ve atakların ne tarafından tetiklendiğiyle ilgili gözlemleri var hastaların. Daha iyi, ayakları yere basan gözlemleri var. Hasta çok kolay söylüyor, aynen senin gibi. Hocam bir viral enfeksiyon, bir gribal enfeksiyon geçirdim, ataklarım arttı. Hocam bu viral enfeksiyonun üstüne ağrı kesici aldım, antigribal ajan aldım. Ya da işte birazcık ateşim çıktı, antibiyotik almak zorunda kaldım, atağım arttı şeklinde. Hakikaten hani bahsettik ya başlangıçta. Alerjiler, işte gıda alerjisi, ilaç alerjisi bunu yapabilir. Otoimmün hastalıklar ürtiker yapabilir ama hakikaten hastalığı da viral enfeksiyonların, bakteriyel enfeksiyonların, kullanılan bir takım antigribal ajanların, antibiyotiklerin, ağrı kesicilerin, özellikle bu romatizmal ağrı kesiciler var, antiromatizmal ağrı kesiciler var biliyorsunuz. İsim vermeyelim ama halk bunu kuvvetli ağrı kesiciler olarak biliyor. İşte başı ağrısa, bir sinüs ağrısı hissetse ya da vücudunda kırıklık hissetse antiromatizmal ağrı kesicileri çok kolay kullanabiliyor. Maalesef antiromatizmal ağrı kesiciler, bu arada isim vermekte sakınca görmüyorum, aspirin dahil, bunların ki ağacın en köküdür, aspirin dahil çok ciddi mast hücresi patlaması, yani alerji hücresi patlaması yapar. Ve bu alerji hücresinin içerisinden biliyorsun histamin denilen bir takım moleküller çıkıyor ve alerjik reaksiyonlara, ürtikere, işte kurdeşene sebep oluyor. Hakikaten viral enfeksiyonlar mast hücresi patlaması yapabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar bunu yapabilir. Antibiyotikler bir takım özgül olmayan uyaranlarla mast hücresini patlatabilir. Ağrı kesiciler bir takım özgül olmayan uyaranlarla mast hücresini patlatabilir ve ürtiker atağını davet edebilir ya da var olan ürtiker atağını iyice alevlenmiş gözümüze sokar hale getirebilir. O vesileyle bu gözlemin çok doğruydu. Senin de o dönemde kısa süre önce başlayan bir enfeksiyonun vardı. Ne çılgın bir kaşıntıydı. Belirtilerini de izleyicilerimizle bahsedeceğim, anlatacağım. Hatta bir izleyicimiz varmış, hemen alalım. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. İyi günler efendim. İyi çok, yayınlar. Çok teşekkürler efendim. Hemen alalım. Doktor Bey'e bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Buyurun Ahmet Bey. Buyurun. Doktor Bey, ben şu anda 50 yaşındayım. 17 yaşın 18'e girerken çok sıkıntılı, stresli bir gün geçirmiştim hayatımda. Ve bu akşamına da vücudum böyle parça parça kabardı. Sanki böyle ikim gibi hissediyordum kendimi. Yani psikolojikman bütün vücudum ama el gibi kıpkırmızı. O sırada yakınımızda bir doktor vardı. Hemen evine gittim. Hemen bana eczaneden bir flakon aldırttılar. Damardan girdi ama flakon içindeki sıvı, yani ilaç, çok böyle büyük bir flakondu. Damardan yavaş yavaş verdi. Ve yarısında hatta yapmadı. Ondan sonra da bütün vücudum 10 dakika içinde yine bembeyaz, eski hale kavuştu. Burnun içeriğindeki neydi acaba? Kalsiyum mu, potasyum mu, öyle bir şey unuttum. Ve bir de bu irsi midir? Benim çocuklarımda da kurdeşen oluyor yani. Kızımda, oğlumda da ara sıra böyle kurdeşen oluyor. Yani irsilik var mı? O ilacın içeriği neydi? Onu da bilmiyorum. Anında geçti. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ahmet Bey, ne güzel açıkladınız kendinizi, ifade ettiniz. Ahmet Bey'e sorunuz var mı hocam? Yok, çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun Ahmet Bey. Evet, çok geçmiş olsun. O dönemde sevgiler. Bir buyurun kez hocam. Özellikle stresle indiklenen, stresle ortaya çıkan bir akut ürtikerden bahsediyor. Dikkat edersen bir akut defa olmuş ve hasta hekime başvurmuş. Hekim damardan bir ilaç yapmış. Yüksek ihtimalle bu ilaç bizim antihistaminik, antialerjik dediğimiz bir ajan. Kalsiyum ya da potasyum değil herhalde. Evet, biz kalsiyum alerjik hastalıkların tedavisinde kullanıyoruz ama akut atak tedavisinde öncelikle damardan antihistaminik kullanılıyor. Muhtemelen Ahmet Bey'e de damardan antihistaminik yapıldı o zaman. Çok kısa sürede cevap verdi. Tabii akut ürtikeri hani stres, sıkıntılar tetikler mi? Ya genellikle altta bir alerjik hastalık vardır. Çok özür dilerim hocam. İmmün sisteminin, yani bağışıklık sisteminin çok zayıf olması aslında bir yerde de bunların gelişini
tetikliyor olabilir mi? Yani aslında immün sistemin zayıflığı ya da aşırı çalışması şeklinde tanımlamaya çalışmamak. Yani bu dar alana sığdırmamak lazım. Çünkü immün sistemin zayıf gibi görüktüğü durumlar, hani T helper 2'nin alerjik hastalık yardımcı T hücresinin aktif olduğu durumlarda virüs ve bakterilere karşı koyan T helper 1 dediğimiz hücre evet güçsüzdür. Pencereden şöyle bir karşıdan tabloya baktığınızda sanki bu hasta immün sistemi zayıf gibi gözüküyor. Hı. Halbuki değil, TH2'si de güçlü. Yani gereksiz bir takım yabancılara karşı vermemesi gereken reaksiyonu da veriyor. Güçlü bir reaksiyon veriyor. Bir yandan bir başka pencereden bakalım. Ürtiker hastaların bir takım kısmında ne dedim? Hani otoimmün hastalıklar vücut kendi antijenlerine karşı bile saldırabilecek güçte. Yani burada bir immün yetmezlikten bahsetmek mümkün değil. Yani dolayısıyla bu dar çerçevenin içerisine koymamak lazım. Hastaların birbirinden farklı özellikleri var. İmmün sistemin gücünden ziyade anormal çalışmasından bahsedelim. Güçsüzlüğünden ziyade anormal çalışmasından bahsedelim. Ahmet Bey'in sorduğu ikinci soruyu atlamadan cevaplamak hemen, istiyorum. Hemen hocam. Genetik miydi diye. Evet, alerjik hastalıklar genetiktir. Yani ben bunu defaten örnek verdim. Benim kendi eşim alerjik astımdı. Öyle tanıştık. Öyle evlendik. Tedavisini yaptım. Kür oldu. Kür olmak demek hastalığın altı kazınmak demek. Alerjik astımdı. Hiçbir şikayet yok şu anda. Hiçbir ilaç kullanmıyor. Son derece rahat. Son derece iyi nefes alıyor. Benden bile sağlıklı şu anda. Ancak genini değiştirmek mümkün değil. Bu genetik altyapıyı şu anda değiştirmek mümkün değil. Evlatlarıma bakıyorum. İki çocuğum var. Allah bağışlasın hepimizinkini. 11 yaşında Ege'm var, 5 yaşında Adam var, 2 kız, 1 oğlum, 1 kızım var. Ege şu anda alerjik rinit ve geçen sene başlayan kuru öksürük şikayetleri var. Dolayısıyla Ege'ye de geçen sene testlerini yaptık. Ciddi ot polen alerjisi çıktı. Ege'ye de alerji aşısı başladım, immünoterapi tedavisi başladım. Hı hı. Aşağı yukarı 7-8 aydır alıyor. Son derece rahat şu anda Ege'de, oğlum da çok rahat. Tabi bu tedavi 3 yıl, ideali 5 yıl sürecek. Bunu biliyorsun, bu aşı tedavisini biliyorsun. Hı hı. 3 yıl ya da ideali 5 yıl sürecek. Ege de şu anda rahatladı. Dolayısıyla eşimin ailesine baktığımda birçok bireyin alerjik olduğunu görüyorsun. Hı. Genetik olduğunu zaten kitabi olarak çok rahat söylüyorum ama en kolay örnek, empati yapabileceğimiz en iyi örnek kendi ailemizden çıkartılacak örneklerdir. Mutlaka Ahmet Bey'in de çocuklarının ürtikeryal, özellikle de alerjik ürtiker olabilecek olan akut ürtiker ataklarını çıkarması hiç şaşırtıcı değil. Değil. Genetik faktörünün altını çiziyoruz. Kısa bir reklam arası diyelim hocam. Sonra değerli izleyenler hocamla karşınızda olacağız. Kısa bir ara.